Değerli izleyenler, Aliyev'den Paşinyan'a ultimatum. Artık açıkça Erivan'ı kastetti. Topraklarımızda gözü olan ve devamlı bizden toprak isteyen Paşinyan'a diyorum ki Erivan'a, Zengezur'a girerim, alırım. Oralar Türk toprağı. Evet, artık Erivan'ı tartışmaya açtı Aliyev. Erivan ve Zengezur'u almayı beyan eden Aliyev, özellikle Laçin'i de bağlarım, bir tane araba geçiremezsin dedi. Evet, Aliyev zehir zembere konuştu. Paşinyan'ın Şuşa'da halay çektiği günleri özlediğini, seçim zaferinde özellikle Rusya'nın ve kolektif örgütü arkasına alarak bir oldu bitti yapmaya çalıştığını söyleyen Aliyev, bir nevi kolektif örgüt başkanı olduğu, dönem başkanı olduğu bu günlerde Kazakistan'a müdahaleden cesaret alıp oraya 70 tane irili ufaklı asker yollayıp havaya giren Paşinyan Kelbecer'den saldırıp topraklarımıza saldırı var diye kolektif örgütten yardım isteyecekti. Sizlere bunları anlattım değil mi? Resmen Bakü yönetimini ve Azerbaycan'a karşı Rusya'yı arkasına alarak bir saldırı hedefliyordu. Bu konuyla alakalı size yayınlarda belirttim. Bugün Aliyev de açıklama yaptı. Paşinyan kolektif örgütü yardıma çağırıp bir oldu bitti peşindeydi dedi. Resmen Rusya'yı işaret etti. Tabii ki Rusya, Türkiye, Azerbaycan'ın yanındayken öyle elini kolunu sallayarak artık burada iş çevirtilmez. Yani Rusya, Türkiye'nin bütün cephelerde kendisine saldıracağını biliyor. Bütün Türkiye'nin bütün cephedeki güçleri Rusya'ya saldırdığında NATO'nun ve Amerika'nın Rusya'ya müdahalesi, Çin'in Rusya'ya müdahalesi de çok kolaylaşır. Yani Rusya bize hücum etmeye düşününce Çin'in, Amerika'nın, Avrupa'nın saldırısına düçar olur diyebiliriz. Zehir zembere konuştu. Özellikle Minsk grubunu uyardı. Minsk grubuna dedi ki Karabağ sorunu çözdük, gölge etmeyin, ülkeme almam. Evet, Azerbaycan'a almam. 30 senedir bıktık sizden diyor. Aliyev artık Minsk grubunun bu sorunun çözümünü değil, çözümsüzlüğünü hedefleyen ve Ermenistan lehine faaliyetlere girişen bir grup olduğunun iyice farkında. Karışmayın, Karabağ sorunu çözdük. Yani biz buradayız, geri kalan toprakları da alacağız demek istiyor. İşte bu cümlelerin arasında bir de Laçin cümlesi dikkatten kaçmıyor. Laçin koridorundan devamlı Rusların, Ermenilerin Dağlık Karabağ silah, asker ve takviye yaptığı göz önüne alacak olursa, bu saldırılardan sonra bırakın Zengezur'u, Laçin'i de tamamıyla kendime katarım, bir tane araba geçirtmem dedi. Kimse de beni engelleyemez dedi. Resmen Rusya'ya gönderme var burada. Evet, Rusya'ya gönderme var. Kazakistan'ın evet yaşadığı dram ve Kazakistan'ın kolektif örgütten aldığı destekle ayaklanmaları bastırma düşüncesi, komedyası, çünkü böyle bir şeye gerek yoktu. Tabii ki Paşinyan'ın havaya girdiğini görüyor. Evet, Paşinyan'ın havaya girdiğini görüyor bir nevi Aliyev. Paşinyan havaya girince, bu bölgeden tam da saldırınca, işte biz Kazakistan'a bile müdahale ettik, biz şimdi gidelim Kelbecer'den saldıralım, kolektif örgüt yine bizim için toplansın, biz de bu toplantıdan sonra gereken hücumu yapalım. Yok öyle yama Paşinyan. Böyle lafın arkada böyle lafı gediğinden vururlar. Öyle değil mi? İşte Rusya'dan yardım talep edip bir oldu bittiyle Kelbecer hattında bir toprak kazanımı hedefleyen Ermenistan'ın hayalini evet sukuta uğratan neden nedir? Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasıdır. Niye söylüyorum bunları? Kelbecer'deki çatışma olurken Savunma Bakanımız Sayın Akar Hasanov'u arayarak bütün desteğimiz hazır, ne gerekiyorsa yapalım demiştir, Türk'ün selamını iletmiştir. Anında, hızlı bir şekilde, ne gerekiyorsa hemen start verelim diyen bir Türkiye var Azerbaycan'ın yanında. Hatırlayın, Karabağ Savaşı'ndan hemen önce, tatbikatın sonrasında tarihi bir konuşma yapmıştı Sayın Akar. Tüylerimizi diken diken eden, Turan düşüncesini benliğimize hissettiren ve bu güçlü milli duyguyu bizlere hissettiren komutanımıza selam olsun. Gerçekten Türkiye ve Azerbaycan'ın paktı, birlikteliği, Şuşa'daki bu beyannamesi
tatbikat sonrası iki askerin arasındaki Türkiye'nin Savunma Bakanlığı'nın poz vermesi farklı bir anlam taşıyor olsa gerek. Türkiye'nin Azerbaycan konusunda ne kadar ciddi ve ne kadar gerçekçi olduğunu Rusya hepimizden iyi biliyor. Kardeşimize uzanan ellere neler yapabileceğimiz biliniyor. İşte bu vesileyle Aliyev'in sözlerini biraz daha etraflı okuyalım. Karabağ'daki Rus gücünün çatışmasızlığın değil, çatışmanın adresi olduğu, bölgedeki anarşinin ve kaosun adresi olduğu aşikar artık. Sayısız defa Azerbaycan topraklarına saldıran, Ermenilere pöf bile demeyen bir Rusya var karşımızda. İşte düşünün, bırak demeyi, pöf bile diyemiyor. Yani burada ittifak içinde olduğu belli. Kafkasya'dan Dağlı Karabağ'da görevli Rus askerlerinin de yaptığı açıklamaların hepsi yapay ve suni. Artık Azerbaycan Rus barış gücünü hedef alıyor. Aliyev'in açıklamaları Rus barış gücü dedikleri bu sözde barış gücüne yönelik. Laçin'i bağlarım, araba geçiremezsin Paşinyan. Kimse de beni engelleyemez derken Rusya'nın ve güçlerini kastediyor. Ben artık sabrım taştı, buradan senin araçlarını geçirmem. Niye Kelbecer'de rahat durmayıp oradaki askeri birliğimizi ateş altına alıp askerimizi şehit edecek kadar zıvanadan çıkmış Ermeniler? Dakikası dakikalarına uymuyor. Çünkü niye arkalarında birileri var? Arkalarında Rus generaller var. İşte elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Yoksa güçlü ve büyük bir savaşla devamlı ateşkesi ihlal edip Rus'un eteğinin arkasına saklanan Ermenilere dünyanın en büyük dersini vermeye hazır mıyız? Gerçekten bunu düşünmemiz gerekiyor. Her gün zarar görmektense bütün riskleri göze alarak güçlü ve kuvvetli bir şekilde artık bu davranışları bir daha yapamayacak şekilde adım atmalıyız. Çünkü artık sabrımızın sonuna geldik. Artık sabrın belli bir yerine geldik. Rusların bu taşkınlıkların sebebi olması, istikrarsızlık aşılaması, bölgedeki kaostan beslenmesi ve barış gücü diye bir yutturma yapması, işgale kılıf araması da hiç de inandırıcı değil artık. Bölgede Ermeni havariliği yapması da bunun bir göstergesi. Evet, artık kritik bir döneme giriyoruz. Ve bu kritik dönemden sonra ulaşan gelişmeler, tavırlar, durumlar bize yepyeni tabii ki bir açılım gösteriyor. Bu yepyeni alışımda bölgede Turan gücünün artık askeri anlamda hissedilmesi, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın artık çekiç güç gibi güçlü bir gücü Karabağ'da mekanize etmesinin önemi. İnşallah bir an önce böyle güzel ve etkin gelişmelerin ve çalışmaların çıkması adına, bir an önce bu adımların şekillenmesi ve sonuca ermesi adına hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Aliyev, Erivan'ı ve Zengezur'u evet kendimize katarız. Laçin'i tamamen bağlar kendimize alırız. Mis grubunu ülkeye sokmayız. Ve bölgede artık biz karar sahibiyiz diyerek Rusları ve barış gücünü burada gereken ikazı yapmış olmuştur. Evet, bir dahaki konuda görüşene kadar lütfen yayınıma destek olmayı, kanalıma abone olup videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşça kalın.